Benim de gene sahtelerim varmış ya. Var. Şu an 3-4 tane var senden ama niye dönmüyorsun? Twitter'a gelir misin Serdar abi? Ne işim var Twitter'da abi? Sanki Twitter... var senin bir tane gizli hesabın var mı? Sanki mi? Kesin var değil mi? Gizli açık. Şaka mısın sen? Yandan, önden, arkadan 2011 yılı Mayıs ayı itibariyle yokum abi. Bir girdim, baktım, ortamı beğenmedim. Temmuz'da sen yok muydun? Bodrum'a yerleştim diyorsun. Canımı zor kurtardım ya. Oğlum 2011 Mayıs diyorsun. O zaman 2012 Mayıs. Şey ne zaman, hangi sezondu? Süper final saçmalığı. 11-12. 12 miydi yani? 12 Mayıs mıydı? 12 Mayıs 2012 idi. İşte ondan önceki Nisan ayı o zaman. Şimdi kaldığımız yerden devam 2012 edeyim. 2012 Nisan'dan beri yokum yani. Peki hiç nereden gelmeyecek kaldım? Misin? Gelmeyeceğim. İstemiyorum. Instagram'da varsın, memnunsun. Instagram'da varım, Bora'da varım. Başka da hiçbir yerde. Bazen, her zaman değil tabii. Sevgili Emre Altuğ dün Lig Radyo'da konuğumuzdu. Bayağı bir Yıldırım Gürses şarkıları muhabbeti yaptık. Bir yönetmen arkadaşı abi şeyi söylemiş. Yazar pardon. Sadece Twitter için söylemiş. Eskiden duvar yazıları vardı, tuvaletlerde yazılan. Twitter odur demiş. Tabii herkes için bu geçerli değil. Çok doğru kullananlar var da. Yani bunu yazan tosun okuyana ne yapsın anlamında yani. Twitter'ın işi bitti. Ama Twitter'la devam edecek o bence. Arkadaşlar Twitter denilen hadise çıktığında... Mikroblog dediğimiz. Daha doğrusu Facebook çıktığında öncelikle Facebook batık bir şirket haline geliyor. Kapatacaklarken Amerikan devleti diyor ki durun bakayım siz bunu bir kapatmayın. Çünkü siz bu tip sosyal paylaşım sitelerinden bir iz bırakıyorsunuz. Bir nevi CV bırakıyorsunuz. Siz oraya bir iz bırakıyorsunuz. Hayatın notlarını. Düşüncenize, hayata bakış açınıza dair bir iz bırakıyorsunuz. Şimdi bu açık istihbaratı bundan daha rahat sağlanabilecek herhangi bir şey var mı? Yani hiç reklam ücretsizdir. Sonsuza dek ücretsiz kalacaktır. Ve reklam olmayan bir mecra nasıl yaşıyor abi? Reklam var canım iyi kötü. Yani bunu iyi düşünmek lazım. Şimdi istihbarat eskiden, mekanıdır diyorsun. Eskiden parmak izini alıyordu. Sen de seviniyordun. Aa parmak izim mi açılacak? Şimdi yüzünle. Şimdi yüzünü tanıyor. Yüzünü tarayacak tabii. Yarın sesin Siri ile sesini tanıdı. Bu işleri hani biraz böyle düşünmek lazım. Ha, neydi Arda Turan'ın benim için söylediği laf? Yediğimiz pekmez gittiğimiz Antep sabaha kadar takip etsinler de. Hani demek istediğim şey sosyal nedir yani? Neydi? Sosyal medya mı bunun adı? Sosyal medya. Sosyal medya yalan dolan yer abi. Bunu Almanlar bulsa bu kadar patlamaz. Fransızlar bulsa böyle bir şey olmaz. Batar yani. Ya ben şimdi bir şey bulayım 140 karakter yazsınlar. Bir şey yazmasınlar filan. Amerika'da iş görüşmelerle gidersiniz. Ticaret yapacaksın. Adam çıkartır kart vizitini. Önünde yazar işte Jason. Bilmem LeBron. LeBron James. Tamam mı? İşte bilmem ne direktör. Management of. Bilmem ne. Der ki iş planını bunun arkasına yaz. O kart vizitin arkasına yazabileceğin kadar net anlatamazsan adam sana randevu bile vermez. Onu anlatırsan der ki sana bir 10 dakika veriyorum. 10 dakikada anlatırsın. Der ki tamam baba akşam yemeğe çıkalım. Jason Murdoch. Tamam mı? Dolayısıyla akşam yemeğe çıkarsın filan bitirirsin. Kısa cümlelerle anlatma işi de Amerikalılara özgü bir şeydir. Dolayısıyla hani mesela bunu bir Fransız bulsa dese ki ya bu Twitter'ı ben bir şey bulayım. Bunun adı da işte 140 karakterle bilinen bir şey falan. Olmaz abi. Olmaz yani. Ya tabii söylediğin konu çok derin bir konu da yani eğer gocunacak bir şeyin yoksa da parmak izinde, sesine... Ya hepsini alsınlar kardeşim. Alsınlar yani. Ne yani hepsini alsınlar. Neydi? Yediğimiz pekmez gittiğimiz Antep'te. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir Belçika reklamı izlemiştim yıllar evvel. Bir tane çadır var. Caddeye çadır kuruyorlar Brüksel'de meydana. Bir tane de yazıyorlar işte medium bilmem kim. Hayat geleceğinize dair bir şey anlat işte. Geleceğinizi tahmin ediyor filan. Millet de bedavaya giriyor içeriye. Bedava, ücretsiz hizmet. Medium var bir tane böyle yalandan. Tipi de böyle enteresan. Oturuyor böyle. Kulağında da böyle elini de kulağına kapatmış. Çadırın içinde oturuyor. Geliyorsun diyor ki sen kimsin? Adın soyadın diyor. Erbetur Ergenekon. Diyor ki Erbetur diyor. Kırmızıyı seviyor musun diyor. Aa filan diyorsun sen. İzmirliler zaten kırmızıyı sever diyor. Zaten sen de işte karşıya kalırsın. Bir de yeşil de seversin diyor. Erbatur yapıyor işte en yakın arkadaşın Ahmet diyor filan salladım. Londra'yı çok seversin diyor bilmem ne diyor. Gelecekte de şöyle gidiyorsun. Sonra aslında bu sosyal tesmiş. Yan taraftan perde kalkıyor. Çadırın içinde bir perde var. Birisi Facebook'una bakıyor. Senin ve adama söylüyor. Kırmızı seviyor. Bilmem ne yapıyor işte filan diye. Black Mirror gibi biraz dizinin yani bölümü gibi. Dolayısıyla hani hayatın gözlem altında abi. Neye geldik ki buraya biz?
Ben de bir uzaylılardan buraya geldik. Ben oraya nasıl gittik onu hiç Messi bilmiyorum. Messi uzaylı mıdır abi? Olabilir. Yani geni adamsın olabilir. Adamsın Messi abi. Uzaylıysan da adamsın.